İstanbul Gazi Mahallesi'nde Kürdistan'daki katliamı protesto eden kitlelerin üzerine Ural tipi zırhlı polis aracından ateş açılması sonucu en az 4 yurttaş yaralanırken polis gözaltı yapmaya başladı. Polisin saldırısı karşısında halkın direnişi sloganlarla devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt mevzilerini bir kez daha topçu ateşiyle vurduğu ve 2 YPG'linin öldüğü bildirildi. Türkiye'nin hedefindeki Demokratik Birlik Partisi PYD, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öne sürdüğü koşulları reddetti. PYD, Suriyelilerin olası bir Türk müdahalesine karşı direneceğini de kaydetti. Halk Savunma Güçleri YPG sözcülerinden Fırat Halil, YPG ile birlikte savaşan Ceyşel Suvar güçlerinin Türkiye'ye saldırdığı yönündeki iddiayı yalanladı. Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep kentinin kuzeyini bombalamasını terörist gruplara doğrudan destek olarak değerlendirdi. Suudi Arabistan İncirlik üssüne savaş uçakları konuşlandırdığını bildirdi. ABD'den sonra Fransa'da Türkiye'ye Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik bombardımanı sonlandırma çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Kürtlerin elindeki bölgeleri vurmasını, Türkiye oturup her şeyi kenardan seyredecek, tribünden izleyecek bir ülke değil diye yorumladı. ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de etkin işbirliği kararı aldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın İdil dışında Nusaybin var, bir takım yerlerde böyle barikat çukurlar var ve bunlar kaldırılacak demesi Nusaybinlileri yollara döktü. İstanbul Ülke Ocakları tarafından Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan için Beyoğlu'nda düzenlenen anma yürüyüşünde eylemciler kendilerine laf attığı gerekçesiyle bir kişiyi ve zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle de bir çifti darp etti. İstanbul'da yoğunluğuyla ve trafik sorununa çözüm getirip getirmediğiyle tartışma konusu olan metrobüs için alınan yeni karara göre TÜYAP durağından boş otobüse binmek isteyen yolculardan 2 kere ücret alınacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla işlettiklerini öne süren Rus komedyenlerden Vladimir Krasnov, "Bağlantıya geçmek kolay olmadı, temkinliydi," dedi.